Evet. Şimdi bugün nereden başlıyoruz? Bugün, ne yapıyoruz? Önce bir salatam var. Bugün sofralarımıza başlangıç olarak salatamız. Evet. Salatayla başlayacağız efendim. Şimdi bu etçilerde salata konusu da artık çok önemli oldu. nasıl bir salata yapacaksın bize bugün efendim, şefim? Bugün efendim tulum peyniri, cevizli, nallı salatamız var. Doktor spesiyel salatamızdır. Akdeniz yeşillikleriyle beraber. Evet. Ne koyuyoruz şimdi üstüne, başlayalım mı? Akdeniz yeşillikleri tabii. Lorulozu, porolozu, endivyen, kuzu kulağı, mısır. Pardon, pardon. Kuzu kulağı. Bildiğin yeşillikler, evet, yani yeşillikler, ama bunların bir enteresan isimleri, evet, mi var? Evet efendim. Neydi isimleri? Lorulozu, porolozu, endivyen. Sen hiç böyle biliyor muydun bunları? Ay, lorulozu. Evet. Çok güzel. Biz bunlara yeşillik diyoruz. Yeşillik, evet. Yeşillik. Bir de kırmızılık. Kırmızılık. Evet, buyurun. Buyurun. Narımız bir taraftan var. Yapalım. Narımız var. Bula kalmayalım. Salatamızı, bir taraftan. Salatamızı hazırlarken ne eti yapacağız bugün burada? Bıçak kullanmıyoruz. Evet. Bugün efendim ekran karşısındaki seyircilerimize kolay et nasıl pişirilir? Ne eti pişireceksin bize? Bugün efendim dana bonfilemiz var. Evet. Kuzu kolumuz var. Kuzu gerdanımız var. Ve buraları sadece biz bu etleri pişiriyoruz diye evdeki imkanlar doğrultusunda her ne ete sahipsek o eti fırında nasıl pişirilir kolay bir şekilde onu göstereceğiz efendim. Tavada da bir şey yapacaksın galiba. Tavada da tabii, evet. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Şimdi şurada etleri tanımak, mesela şu neresi biraz böyle, niye böyle olmuş rengi? Efendim o etimiz dana dallas. Stektir bu. Kemikli, evet, bir ettir efendim bu. Evet. Kemikli bir ettir. Bunu biz 0 ile +4 arasında dry aged dediğimiz dolaplarda 28 gün boyunca dinlendiririz. Bu dinlendirme esnasında bu etin dış cephesi efendim kurur. Evet. Bu kuruma esnasında etin dışındaki kanı komple içine hapsolur. Evet. İçine hapsolur. Bunu dinlendirdikten sonra şöyle göstereyim efendim. İçerisinden böyle pembe etimiz çıkar. Bu bunun için mi, evet, böyle? Evet, bunun içindedir efendim. Evet. Peki bu kadar kalın bir eti biz nasıl pişiriyoruz? Bunu efendim fırında pişirebiliriz, ızgarada pişirebiliriz, tavada pişirebiliriz. En kolay pişirme teknikleri nasıl olur? Şimdi burada ekran karşısında herkese göstereceğiz. Pekala. Şimdi ne koyuyoruz salatamıza? Bu salata çok güzel oluyor. Gerçekten et. Evet. Et olayında salata olayı çok önemli. Nar koydun, mısır koydun. Nar, mısır, domates. Domates, Akdeniz yeşillikleri. Üzüm de mi koyuyoruz? Evet, kuru üzüm. Evet. Çok güzel. Üzüm burada iyiymiş. Evet. Soya filizimiz var efendim. Ha, soya filizi var koyuyorsun. Soya filizimiz var. Güzel. Gayet güzel. Sos olarak da, Etin yanında, başka ne yemeliyiz mesela? Ispanak efendim yenilebilir. Evet. Ispanak yenilebilir. Evet. Demir vitamini içerilen her şeyi yenilebilir. Tamam. Bak çok güzel yapıyorlar. Gerçekten çok hoş. O zaman